Seherler ve Sahurlar programından tüm izleyicilerimize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Ve bu gecede merak ettiğimiz sorulara birlikte cevaplar bulmaya çalışacağız. Bizlere WhatsApp üzerinden 0552 341 2040 ve canlı yayın telefonumuz aracılığıyla 0312 341 2040 nolu telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Ve bu gece bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Akkuş hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktay Bey. Güzel bir program olması dileğiyle bugünkü ilk sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. İzleyicimiz der ki, bankada olan vadesiz hesabımdan telefonda internet üzerinden altın alımı yapabilir miyim? Bankadan istediğimde altın yerine değerinde para veriliyor demiş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nestaîn. Evet, seyircilerimize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Oktay Bey, şimdi bu altın hesapları bankada açılan şöyle olmalı. Yani kardeşlerimize o genel bilgiyi vererek bu soruyu cevaplandırmış olalım. Siz hesabınızda bir para var. Bununla altın almak istiyorsunuz. Evet. Banka size altın satacak. Siz müşterisiniz, bankada satıcı. Bu altının fiziken mevcut olması, birinci şart bu. Yani var olması, bankanın bu altına sahip olması. Yani sizin paranız ne kadarsa veyahut da altın almak istediğiniz para ne kadarsa bunun karşılığında bir endeksleme işlemi yapmamalı. Yani bu paran bugün için 100 gram altına tekabül ediyor örneğin. Evet. Ben 100 gram altını senin sanki olmadığı halde endeksleme ile hesabında 100 gram altın varmış gibi bir değerleme üzerinden işlem yapılmamalı. 100 gram altının var bende. Kesin bir şekilde kasasında olmalı bu. Ve işlem bunun üzerine yapılmalı. Bedeller de değişirken aynı anda hesap değiştirmeli, hesapta yer değiştirmeli. Sizin TL'niz bankanın hesabına, bankanın size satmış olduğu altın da aynı anda sizin hesabınıza geçmeli. Ve yine onların uhdesinde muhafazaya emanet veyahut da tekrardan bankaya karz, borç çerçevesinde onların hesabında durabilir. Bir de satın almış olunan bu altının fiziki olarak teslim edilebilir olması. İsterseniz bir gram altınız olsun, isterseniz bir kilo altınız olsun. Bunu banka teslim edebiliyor olması lazım. Size şunu diyorsa ki kardeşimize anladığımız kadar onu demişler. Biz geri verirken size altın olarak değil de parasını veriyoruz. Evet. Bu işlem doğru bir işlem olmaz. Çünkü yapılan işlem fıkhi açıdan sarf aktidir. Hani sarraf diyoruz ya biz. Sarraf ne demek? Paranın altınla yer değiştirmesi, gümüşün parayla yer değiştirmesi. Yani iki taraf, iki bedel de paralı olan işlemlere sarf akdi denir. Bu işlem de hem peşin olmalı, hem de aynı cins değiştirilecekse eşit olmalı. Örneğin siz kuyumcudan bir altın alırken ne yaparsınız? Eski bileziğinizi örneğin yenilemek istiyorsunuz. Ya da bir miktar daha üzerine para katarak daha gramı yüksek olan bir bilezik almak istiyorsunuz. Şunu deseniz, benim bu bileziğimi veriyorum, karşılığında şu bileziği istiyorum deseniz, satıcı da, kuyumcu da size dese ki, buna şu kadar fark isterim, bu işlem faizdir fıken. Önce siz bileziğinizi satmalısınız, parasını almalısınız ya da orada emaneten parayı bırakmalısınız. Daha sonra bu paranızla yeni bir bilezik almalısınız. Eksiğiniz kalmışsa cebinizden eklemelisiniz. Evet. Ya arada ne fark var hocam diyecek kardeşlerimiz belki. Yani ikisinde de netice aynı olacak. Hayır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri bize açık bir şekilde gösteriyor. Yine sahabe uygulamaları açık bir şekilde gösteriyor ki İslam bu hususta çok hassas. Dinimiz çok hassas ve faize bir kapı aralanmasın diye. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki sarf işlemi yaptığınızda adam dese ki şu duvarın arkasında benim altınımı getireceğim dese sen de onunla birlikte o duvardan atla diyor. O kadar hassas. Yani hele hele günümüzde bu altın fiyatlarının çok oynak olduğu, sadece ülkemizde değil, dünya çapında da, hani petrol fiyatları vesaire. Evet. Bunlara baktığımızda anlaşılıyor bugün bu neye
bu kadar hassas durulmuş üzerinde? Yani sizin yarım saatiniz, ya yarım saat sonra parayı getireceğim dediniz. Veyahut da parayı ödesen, yarım saat sonra ben sana göndereceğim bunu dese, yarım saat sonra aldığınız altın belki, sattığınız altın belki onu karşılamayacak o parayı. Ve taraflardan birisi zarar edecek bu işten. Dolayısıyla aynı anda peşin bir şekilde bu değişimin olması esas. TL ile altını istediğiniz fiyattan değişebilirsiniz. Kuyumcu dedi mesela size, ben işte 900 lira diyelim bugün için gramı altının. Evet. 900 liradan değil de sana 890 liradan veririm dedi. Caiz midir bu işlem? Caizdir. İlla piyasa fiyatlarından satacak değil. Ya da ben tok satıcıyım kardeşim, fiyatlar yükseliyor. Her anda yükselme ihtimali var. Piyasada 900 lirayken 920 liradan satıyorum diyebilir mi bir kuyumcu? Almak isteyen bir insan varsa alabilir o fiyattan. Bunda herhangi bir problem olmaz. Çünkü bedeller peşin ödenmek kaydıyla dilediği fiyattan satabilir elindeki altını. Veyahut da satın alabilir. Pazarlık yapar, ben şu fiyattan istiyorum veriyorsan der. Müşteri de piyasa durgundur, paraya ihtiyacı vardır satıcının. Az kar ederim der ve satabilir. Dolayısıyla paranın peşin bir şekilde değişilmesi ve fiziki olarak var olması, özellikle bankacılık işlemlerinde, ister mobil olsun, isterse internet üzerinden olsun, bu şart yerine getirilmesi lazım. Bazen de bankalar şunu söyleyebiliyor. Ben diyor ancak bir kilosunu veririm diyor. Bir kiloluk külçe alırsan bunu sana teslim ederim diyor. Evet. Bunun altındakileri teslim etmem diyor. Şimdi bu diyor ki altınım var bende ama ben sana teslim edemem bunu. O zaman o altın benim değil ki. Sen bana teslim edemiyorsan bu altın benim değildir. Ben sizden bir araba aldım örneğin. Altını teslim, arabayı teslim edemiyorum diyorsunuz bana. O araba benim oldu mu şimdi? Ne yapayım? O günkü değeri üzerinden arabanın parasını vereyim diyorsunuz bana. Aynen bunun gibi olur. Ve bu iş sanal bir işlem olur. Arabada sanki krediye bina etmişsiniz gibi olur. Aynen altın da buna döner. Siz altını almamışsınız, değerlemişsiniz, endekslemişsiniz. Bu bir satış işlemi olmayacaktır. Ve özellikle de para işlemlerinde böyle vadeli anlamına gelecek, endeksleme anlamına gelecek davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Bazen de şunu diyebiliyorlar, ben teslim ederim ama nakliye ücreti isterim. Yani bu tarz sorularla da karşılaşabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla nakliye işlemini ne diyeceğiz? Şimdi merkezi nerede? İstanbul'da bankanın. İstanbul rafinerisinde altınları var. Buradaki altını satıyor size, ben diyor buradan getirtmem lazım bu altını ve şu kadar nakliye ücreti istiyorum. Bu caiz midir? Evet, isteyebilir. Çünkü siz bu şartları bilerek satın almışsınızdır. Bankanın kendi şubesindeki bir kasada bu kadar altın olması mümkün değildir. Çünkü o ildeki herkes oraya altın hesabı açacak. Oraya o kadar altını taşıması mümkün değildir. Pek çok insan da altını fiziki olarak almıyor. Bir yatırım aracı olarak alıyor. Ben diyor altını fiziki olarak ne yapacağım diyor. Belki diyor param değer kaybeder düşüncesiyle bu altın alıyorum diyor. Bu ücreti istemesi makul ölçüler içerisinde. Gerçekten bir nakliye ücreti olacak şekilde istiyorsa bu ücreti istemesinde de bir sakınca olmayacaktır akit açısından. Fazla ücret ister o haksızlık olur. O akitten farklı bir boyuttur artık ve bankayı ilgilendiren bir şeydir. Satın alan kişi bunu öngörüyorsa o zaman bu işlemin sarrafiyet açısından, sarf akdi açısından herhangi bir sakıncası olmayacaktır. İki şartı tekrar hatırlatarak bitirmiş olalım. Peşin olacak ve fiziki olarak teslim edilebilir olması bankaya sorulacak. O çerçevede işlem yapılabilir. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde hocam. Ramazan ayından sonra ev alma durumum var. Ev parasını zekattan düşmeli miyim demiş. Şimdi kişi biriktirdiği para nisap miktarına ulaşıyorsa bu durumda zekat sorumluluğu oluşur. Ben ev almak için biriktiriyorum, araba almak için biriktiriyorum, düğün için biriktiriyorum. Bu soruyu genişletebiliriz. Burada bakacağımız nokta şurası. Siz bu yatırım yapmak istediğiniz veyahut da harcamayı düşündüğünüz işe bu parayı kanalize etmiş misiniz? Yani düşünceden bir faaliyete geçiş var mı burada? Düşünce aşamasından icraata konulmuş mu? Şayet icraata konulmamışsa bu düşünce, örneğin bir müteahhitle anlaşma imzalanmamışsa, bir emlakçıyla protokol yapılmamışsa, bu durumda daha siz bu parayla ev alma aşamasına geçmemişsinizdir demektir.
Dolayısıyla zekat sorumlusu halen daha devam eden bir işlemdir. Evet. Ramazan'dan sonra örneğin siz almayı düşünüyordunuz ama düşündüğünüz bedellerden daha yüksek bir piyasa oluştu ve alamadınız. O zaman siz bu para halen daha elinizde olan ve zekat sorumluluğu olan bir para olacaktır. Bir borç değil nihayetinde. Bir borç değil tabii ki. Zimmetinize bir borç oluşmamış. Ne zaman ki bir taahhüde imza attınız, Ramazan'dan sonra ödemeyi yapacağım sözünü verdiniz, o zaman artık sizin elinizde bulunan bu para sizin paranız değil, ödemeniz gereken borcun karşılığı olan bir paradır. Evet. Dolayısıyla zekat sorumluluğu da Hanefi mezhep açısından olmayacaktır burada. Kardeşimiz durumunu buna göre değerlendirsin. Şayet bir borç halini almışsa zekatını vermesine gerekmez. Ama yatırıma dönüşmemiş düşünce aşamasındaysa o zaman zekat sorumluluğu olduğunu ifade etmiş olalım. Bir diğer sorumuz, 300 gram altını olan kişi 80.18 gram altını çıkarıp kalana mı zekat verecek yoksa 300 gram altının tamamına mı? Şimdi 80.18 gram zekat verilebilecek miktarın en asgarisi. Kardeşimiz evet. O kısmı tam anlayamamış anladığımız kadarıyla. 80.18 gramı geçtikten sonra artık zekat sorumlusu olur kişi. 300 gramın 80.18 gramını çıkar anlamında değildir bu. 300 gramın tamamı zekat verilmesi gereken bir paradır. Dolayısıyla evet. Zekat vermesi gerekir ve elindeki paranın, diyelim bunun yanında başka TL cinsi olsun, döviz cinsi olsun parası da var. Onlar da buna eklenir. Ne kadar zekat sorumluluğu olduğunu hesaplar ve bunun 1/40'ını yani %2.5'unu zekat olarak verir. Altını neye göre hesaplayacak? Zekat vereceği günün kuru üzerinden TL olarak verecekse şayet bu şeyini, zekat sorumluluğunu, o zaman örneğin 200 bin lira, 300 bin lira bir para çıktı ortaya. Siz 300 bin liranın %2.5'undan işte 7500 lira gibi bir parayı zekat olarak vermeniz gerekir. İlk sene hocam 100 gram tabii vardı. İkinci sene 200 gram oldu. Aynen. Yani ikinci seneki o 100 gramın bir yıl üzerinden geçmesini beklemeyecek. Şimdi 80.18 gramı geçti. 100 gram. Örneğin bir hanımefendi evlendi. Evet. Eşi 100 gram mehir olarak ona altın aldı. İkinci sene arada da kendi imkanlarıyla veyahut da eşinin ona hediyesi kabilinden daha eklemeler oldu. 130 gram oldu. Artık her senen elinde ne kadar varsa onun üzerinden zekatını verecek. Birinci yıl ben bu 100 gramın zekatını vermiştim. İkinci yıl 30 gram mı vereceğim? Hayır. Her yıl o elinizdeki toplamın zekatını vereceksiniz. Evet. Çünkü zekat senede bir verilmesi gereken, özellikle nami özellikteki mallarda, paralar, altın, işte ticari mallar, bu her yıl verilen, hayvanlar üzerinden de yine verilen zekatlar her yıl verilir. Arazi üzerindense ürün başına verilir. Senelik değildir. Farklı farklı kalemlerin zekat hesaplamaları da farklılık arz eder. Dolayısıyla elindeki altının toplamı üzerinden senede bir defa nisaba ulaştığı günden itibaren, hemen değil, örneğin hanımefendi evlendi, o bileziklere sahip oldu mehir olarak, bunun zekatını hemen vermeyecek. Evlilik tarihinden, bu mehiri aldıktan itibaren bir yıl, bir kameri yıl, yani 354 gün. Bunun takip açısından da Ramazan ayı daha çok ülkemizde takip edilir. Evet. Elbette mutlaka Ramazan'da olacak değil, zekat borcu zimmete ne zaman taalluk etmişse, bu mal zimmetimize ne zaman girmişse o tarih esas alınarak verilir. Siz örneğin Şaban ayında hicri olarak tekabül etti evliliğiniz, o zaman siz Şaban ayında zekat sorumlusu olursunuz. Evet. Şevval'de ise o zaman olursunuz. Daha önce verebilir miyim hocam? Hı hı. Verebilir. Yani zekat sorumluluğundan önce borcunu ödeyebilir. Fakat burada şunu göz önünde bulundurması gerekir. Diyelim ki 5 ay önce zekat sorumluluğundan 5 ay önce ben zekatımı ödedim. O 5 ay içerisinde benim yeni mallarım oldu. Daha zekat ödeme günüm gelmeden malım eklendi. O malı da zekat gününde hesap etmesi gerekir. O zaman nakıs kalır, eksik kalır zekatı. Bunun hesaplamasını yapması gerekir. Diyelim altın üzerinden verdi. Tamam. 10 gram daha altın aldı. 10 gramın daha zekatı neyse 50 lira, 100 lira onu da vermesi gerekir ki üzerinde bir borç kalmamış olsun. İzleyicimiz hattımızda.
Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hayırlı geceler. Hoş gördük, hayırlı sağlık. Sağ olun, buyurun. Hocam, bir rekat hakkında sorumuz olacak mı yine? Buyurun. Şimdi hocam, benim yerim evlenecek. Tabii ona bir miktar ailesi altın yapmış. Ama ona miktarına yakın. Yalnız altın çocuğun elinde değil. Bu evlenmesi için de biraz hani borçlu oluyor. Biz buna zekatımızı verebilir miyiz? Bu birinci sorumuz hocam. Evet. Bir diğer sorumuz da bu hani Suriye'deki veya Afganistan'daki Müslümanlarla ilgili. Biz buraya zekatımızı gönderirsek, hani bunların içinde malları vardır ama şu anda savaştan dolayı malına ulaşamıyordur. Bizim zekatımız onlara değerse, onların eline ulaşırsa bizim zekatımız zayi olur mu, yoksa göndermeleri değişiyor mu? Sorumuz var mı hocam? Yok. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar Hüseyin Bey. Buyurun hocam. Şimdi iki tane soru sordum. Evet. Birincisi bir akrabasının yeğeni evlenecek. Tabii malı da var, belki kendisine ait dedi. Ama nisap miktarına ulaşıp ulaşmadı tam tereddüt. Farz edelim ki ulaşıyor. Hı-hı. Şimdi şu aşamada bu mal onu zengin yapıyorsa, daha gelecekte yapacağı harcamalar omzuna borç olarak yüklenmemişse, bu kişiye zekat verilmez. Henüz yani, ona geçmemiş ama hocam. Aşamaya geçmediğini ifade etti. Dolayısıyla şu aşamada zekat düşüncesiyle böyle bir yardımda, böyle bir işte ona bir zekat ödeme şeklinde bu yola başvurmamalarını tavsiye ederiz. Elbette akrabaya yardım edilir. Zengin olsun, fakir olsun, ona ikramda bulunulur. Bu güzel bir haslettir. Hem sırayı güçlendirmek adına, hem de o kişinin bir takım ihtiyaçları varsa onu karşılamak adına. İlla fakir, zekat alabilecek mahiyette fakir olması gerekmez bu evet. Anlamdaki nafile yapılacak hediyeler, hibeler. Yani çok muhtaç durumda değilse, zengin sayılmasa bile dinen, daha muhtaç insanları aramalarını tavsiye ederiz. Değil bu mi? Noktada. Bir de hocam bu düğünlerde hani mutlaka bir hediyeleşme de olacaktır. O borçların evet. Karşılığını bulacaktır. Ülkemiz o noktada gerçekten cömert bir toplumuz biz. Düğünlerimizde mutlaka o insanın sıkıntısını giderecek oranlarda yardım da yapılır. Mutlaka az veya çok demeden biz ona bir düğün hediyesi götürürüz. Evet. Dolayısıyla bu aşamada böyle bir zekat işine girmemelerini tavsiye ederiz. Diğer taraftan zekatın yurt dışındaki fakirlere gönderilmesi hususu var. Tabii evveliyatla yakın çevremizden zekat sorumluluğumuzu yerine getirmemiz. Ama ülkemizdeki insanların durumunun iyi olduğu, çevremizde birebir tanıdığımız insanların çok mağduriyet olmadığı bir ortamda yaşıyorsak, o zaman yurt dışındaki elbette ki zor durumda yaşayan Müslüman kardeşlerimize yardımda bulunabiliriz. Bu zekat da aracılar vasıtasıyla yapılabilir. İşte bazı vakıflar bu işi yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Vakfı da bu işi yapıyor. Çeşitli kurumlar bu işi deruhte etmişler ve yerine de ulaştırmak için gerekli hassasiyeti evet. gösterenler var. Bu araştırmayı kendileri yaparaktan da bu kurumlar vasıtasıyla zekat sorumluluklarını yerine getirebilirler. Şimdi Suriyeli bir kardeşimiz var dedik. Orada arazileri var, malı mülkü var, evleri var. Fakat savaş dolayısıyla orayı terk etmişler. Evet. Şu anda malları yok. Bu kişiye zekat verebilir mi? Evet, verilebilir. Örneğin bir kişi hacca gitse, yolculuğa çıksa, orada parasını kaybetse bu kişiye zekat verilebilir mi? Ayetle sabittir. Evet, o zekat verilecek sınıf arasında zikredilir. Bu kişiye zekat verilir. Her ne kadar memleketinde zengin olsa da orada zengin değildir. Yani bu zenginlik ona bir faydası yoktur. Bu çerçevede o kişiye zekat verilir. Zekat da yerine ulaşmış evet. olur. İzleyicimiz hattımızda. Evet. Alo. Alo. Geceler. Halim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi biz namazlarımızın 3. 4. rekatlarında evet. Normalde sessiz kılıyoruz. Yani cemaatle ya da tek başımıza kıldığımız zaman. İsra suresi 110. ayette Allah-u Teala namaz kılıyorken, Kur'an okuyorken
sesinizi kısmayın, çok da bağırmayın, orta bir yol izleyin diyor. Benim öğrenmek istediğim hocamdan, bu Kur'an'a böyle olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'in sünneti midir? Ondan mı böyle uyguluyoruz? Yani sessiz kılıyoruz. Eğer sünnetse, o zaman ikinci bir bağlantı sorun var. Hakka suresi 44, 45, 46. ayetleri nasıl anlamamız gerekiyor? Sorumuz var mı hocam? Yok. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar Halim Bey. Buyurun hocam. Şimdi tabii o ayetlere bakmamız gerekiyor. Evet. Siz ayetleri not aldınız. Aldım hocam. Bu soruya aradan sonra aradan cevap sonra verelim inşallah. O şekilde yapalım. İzleyicimiz de beklesin inşallah. Bir diğer sorumuz o halde devam edelim hocam. İstanbul'dan gönderiyor izleyicimiz sorusunu. Ben abdest tutmakta zorlandığım için öğle ve yatsı namazlarını kılarken en önce namazın farzını kılsam, sonrasında sünnetlerini kılsam uygun olur mu? Şimdi hani beyefendinin sorusuna da küçük bir cevap sadedini de söylemiş olalım. Buyurun. Biz ibadetlerimizi Peygamber aleyhissalatu vesselam bize nasıl öğretmişse ve sahabe efendilerimizden bu nasıl bize miras olarak gelmişse rivayetler aracılığıyla o şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz ki revatip sünnetler namazın öncesinde veya sonrasında uygulamada nasıl yapılmışsa herhangi bir zorunluluk yoksa, örneğin siz camiye geç kalmışsınız, imam da farza başlamış, bu durumda elbette ki cemaate yetişirsiniz. Ama böyle bir durum yoksa önce farzdan elbette ki başlanmaz. Önce sünnet kılınır, sonra farz kılınır, sonra son sünnet kılınır. Bu şekilde evet, bir uygulama yapılır. Onun haricinde geciktiniz. Örneğin siz ikinci rekattayken, ilk oturuştayken imam müezzin kamete başladı. Cemaate yetişmeniz gerekiyor. O zaman selam verirsiniz. Farzı kıldıktan sonra o yarım bıraktığınız namazı tekrardan dört rekat olarak kılarsınız. Böyle de bir uygulama yapılabilir. Kardeşimiz durumunu ona göre değerlendirir. Peki bu izleyicimizin sorusunda bir özür söz konusu mu hocam? O kısımda nedir? Yani şöyle, abdestini tutmakta zorlanıyor ya. Bundan dolayı hani namazda eğer sıkıntı yaşarsam diye önce farzını kılmak şimdi istiyor. Ferdi kılıyor bunu. Yani abdest alma noktasında çok ciddi sıkıntısı yoksa evet, mümkün mertebe sünnetler terk edilmez. Yani kardeşimiz ben bir daha abdest alamayacağım düşüncesiyle sadece farzını kılayım, belki abdestim bozulursa en azından farzını kılmış olurum diyorsa bu ortama göre şekillenecek bir durumdur bu. Yani evet, abdestini tutamayacak bir rahatsızlığı var. O süreç içerisinde ancak farzı kılabileceğim durumu varsa o zaman bir mazeret kabul edilebilir bu. Evet. Yani yolculuğa çıkacaksınız örneğin, ne yapacaksınız? Çok dar vakit otobüsünüz var, uçağınız var. O zaman siz sadece farzı kılabilirsiniz. Bunun gibi bir durum olur o zaman. Bu abdest meselesini de ama abdest alabiliyorsa, ben sünnetini kıldım, arkasından abdest alayım, böyle bir sıkıntım var diyorsa, o zaman abdestini alır, farzını tekrardan kılar. Kendisine meşakkat olup oluşturup evet, oluşturmamasına göre bu kararı kendisi verebilir. Ama işin usulü, uygun olanı sırlamaya dikkat etmektir. Elbette bizim revatip sünnetler de olsa üzerimize farz değildir bunlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bize öğrettiği ve yapmamız güzel olan, yerine getirmemiz fakihlerimiz tarafından, fukaha tarafından işte sünnet-i müekket, sünnet-i gayri müekket, nafile gibi isimlendirmelerle evet, gelmiş uygulamalardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam da sahabe efendilerimize böyle öğretmişti. Onlar da mecbur kalmadıkça sünneti terk etmiyorlardı. Sünnet-i müekket nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın yani çoğu kere yaptığı, az ara sıra terk ettiği demek. Bu ne demek? Terk edilebilmeye ruhsat var demek yani bu sünneti. Gayr-i müekket dediğimiz, yani tekit edilmemiş, kuvvetli olmayan demek. Onlarsa Peygamber aleyhissalatu vesselamın çoğu kere yapmadığı, ara sıra yaptığı demek. İşte ikindi namazının evet, sünneti, yatsının ilk sünneti bu çerçevede değerlendirilir. Dolayısıyla kardeşimiz bu ihtiyacını bu çerçevede değerlendirsin. Ben bu şartları taşıyorum, o zaman önce farzı kılayım diyorsa
zaman darlığı vesaire, abdest almaya imkan olmaması gibi o çerçevede elbette ki yapabilir. Ki devamında da şunu ifade etmiş hocam, yani sabah ve ikindi namazlarında bunu yapamayacağımı biliyorum ama öğle ve yatsı namazlarında önce farzını kılıp sonra sünnetlerini kılsam terk etme niyeti yok yine. Ama ilk sünneti sona bırakabilir miyim diye de soruyor. Yatsı namazında mı diyor? Öğle ve yatsı namazlarında. Şimdi öğle namazını dediğim gibi sonra kılması gerekir bırakırsa. Sünnetini de kılacak. Sünneti kılacak. Evet. Ama yatsı namazı sünneti gayri müekket olduğu için kılmamışsa artık doğrudan farzdan başlamışsa artık onu kılmaz. Evet. Çünkü onun yeri gayri müekketti. Hem çok güçlü bir sünnet değil hem de bırakmışsa artık orada kılmamıştır ve farzla devam eder. Arkasından kılmak isterse de artık nafile bir namaz olarak, yani gece namazı gibi bir namaz olarak kılmış olur. Yani onu bırakma, sünnetin de kazası noktasından bakmak lazım. Evet. Farzın hemen akabinde yerine getirebilir. Bu sadece öğle namazının sünneti için söz konusudur. Onu da ifade etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız var. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor hocam. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Seherler ve Sahurlar devam ediyor. Tabii ki sizlerin sorularınızla devam ediyoruz. Hocam araya çıkmadan evvel izleyicimizin bir sorusu vardı. Bunu cevaplayacağımızı söylemiştik. Halim Bey de bekliyordu şu anda. Buyurun. Beyefendi kardeşimiz şunu sordu. Özetleyelim. Şimdi وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. Namazda, namazında, salatında sesini çok aşırı yükseltme, çok da kısma. İkisi arasında orta yol takip et. Ayet-i kerimesi var. İsra suresi 110. ayette. Bir de Hakka suresinin 44, 45, 46. Orada da Rabbimiz özetle şunu diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam, peygamber bizden habersiz bir şey uydursaydı onu şah damarından yakalardık. Şimdi namazları ilk iki rekatında sesli kılıyoruz. Asıl sorusu orası. Evet. İkinci ikilerde, dört rekatlı farzlar için özellikle orada sessiz okuyoruz. Yani sesli okumakla sessiz okumak arasında bir yol takip edecekse bu وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ ayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk ikisinde sesli, ikincisinde sessiz okuyorsa niye ikincisinde sessiz okuyoruz? Bu ayete ters değil mi diye ifade ediyor. Evet. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam Hakka suresindeki o ilgili ayetlere, peygamber hiçbir surette Allah'ın emri dışında bir şey yapmaz, böyle bir şey yapsaydı biz onu her halükarda cezalandırırız mealindeki ayetle bu çelişki oluşturmuyor mu? Bilakis o Hakka suresinde geçen ayetler Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün amellerinde, yaptığı bütün işlerde, ibadetleri olsun, hayatının her merhalesi olsun, evlilik hayatına varıncaya kadar, bizim dinimizde nasıl her şey düzene konulmuş Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle, aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşamı da bizzat Rabbimiz tarafından düzene konulmuş. Bu ayet onu gösteriyor aslında. Bir de biz vahiy denilince sadece Kur'an-ı Kerim'i anlarsak yanlış yapmış oluruz. Vahiy, Peygamber aleyhissalatü vesselama inen aslında bütün emirlerdir. Bunun Kur'an-ı Kerim elimizdeki mushaf haline gelmiş olanları da vardır. Buna metlu denilir. Yani yazıya geçirilmiş olan. Evet. Bir de gayr-ı metlu vahiy vardır. Zira biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda namazın nasıl kılınacağına dair somut, dört başı mamur sınırları belirlenmiş bir ibadet gibi bulabilir miyiz? Bulamayız. Evet. Rükuyu, secdeyi nasıl yapacağımıza dair bir uygulamayı Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatmış mı? Anlatmamış. Aynı şekilde şimdi zekattan bahsediyoruz. Zekatın neye göre verileceğini, hangi maldan ne kadar verileceğini, hayvanların zekatı nasıl olacak, işte yerde bulunan madenlerin zekatı nasıl olacak, tarım ürünlerinin zekatı nasıl olacak, biz nereden öğreniyoruz? Bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamasından öğreniyoruz. Hakka suresindeki ayet diyor ki bu size gelen emirler, peygamberin anlatmış olduğu bütün bu emirler bizzatihi benim ona söylediğim şekliyle yerine getirilir. Bunun dışına peygamber çıkamaz diyor ayet-i kerimede. Evet. Şimdi bu وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ayeti ise
Bu müfessirler tarafından buradaki salat kelimesi, yani namaz diye bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz kelime, namaz anlamında salat mı yoksa dua anlamında salat mı olduğu tartışılmış. Bir kısım alim diyor ki evet bu namaz anlamına da gelir. Namaz kılarken namaz Cenab-ı Hakk'a sesini yükseltircesine sanki ulaşmayacakmış gibi çok yükseltme. Çok da kısma, mutedil bir sesle bu ibadeti yerine getir. Bu ayetten ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatta sessiz okumasıyla alakalı bir hüküm görülmüyor. Bilakis benim sana öğrettiğim, Cebrail vasıtasıyla öğrettiğim namaz kılma şeklinde sesli okuman gereken yerlerde sesini aşırı yükseltme veyahut da çok kısma, mutedil bir yol takip et demektir. Diğer bir manası ise salatın dua anlamıdır. Dua ederken sanki bir sağıra işitirmiş gibi bağırarak dua etme. Ya da çok sessiz bir ses tonuyla okuma. Mutedil. Herkesin anlayabileceği. Herkesin duyabileceği fakat kulak tırmalamayacak bir ses tonuyla demektir. Evet. Dolayısıyla bu ayetten hareketle biz namazın ilk iki rekatında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öyle öğrendik. Sahabe öyle anlattı bize. Sesli okuyoruz. İkinci rekatında çok sessiz okumak acaba bu ayete ters mi? Hayır. Hakka suresi gösteriyor ki bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah nasıl emretmişse öyle yerine getirdi. Sesli okunması gereken kısmında mutedil bir ses tonuyla okumasını da veyahut da dua ederken mutedil bir ses tonuyla dua etmesi gerektiğini bu ayet-i kerime yani İsra suresinin 110. ayet-i kerimesi öğretiyor. Bu iki ayet arasında herhangi bir tenakuz söz konusu değil. Evet. Kıldığımız ibadetlerde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendi indiği görüşü, kendi reyi, ben böyle düşünüyorum diyerek yaptığı, eklediği bir kısım söz konusu değil. Zira Hakka Suresi bize bütün hareketlerinin, attığı her adımın Allah'ın gözetimi altında olduğunu, gerekli hallerde de başka ayetlerden anlıyoruz onu. Abese Suresi'nde ama geldi, yüzünü ekşitti. Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uyarıdır o davranışını ve bu da gösteriyor ki bize yanlış bir adım attığında bizzat vahiyle Allah-u Teala ona müdahale ettiğini biz görüyoruz Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani onun bize getirmiş olduğu emirler tamamen Rabbimizin gönderdiği vahiy üzerine kuruludur. Bütünüyle bütün bir yaşantımız en âlâ amellerimizden, ibadetimizden en edna diyebileceğimiz, affedersiniz nasıl abdest alacağımıza, nasıl ihtiyacımızı gidereceğimize varıncaya kadar evet. Sünnet tarafından bize öğretilmiştir. Sünneti, dini sadece Kur'an merkezli olarak düşünmek bizi çok defa yanılgıya götürür. Bütünüyle bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmış dediğimizde aslında bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah nasıl öğretmiş diye bakmak lazım meseleye. Evet. Biz dini Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'den öğreniriz. Kur'an-ı Kerim elimizde kitap olarak şöyle dursaydı. Bugün binlerce din, on binlerce anlayış üzerine bir din oluşurdu. Yine birilerinin anladığının üzerine gideriz. Bakın bugün medyada şurada burada ön plana çıkan insanlar var değil mi? Var hocam. Ben Kur'an'ı merkeze alırım deyip. Onu takip eden insanlar da var. Neyi takip ediyorlar biliyor musunuz aslında? Kur'an'ı takip etmiyorlar. O şahsın Kur'an'dan anladığını takip ediyorlar. Bakın burayı çok kişi kaçırıyor gözden. Falanca kişiyi ben dinledim. Bu hadis uydurmaymış diyor mesela. Onun yorumuna dikkat alıyor. Onun uydurma olduğunu hiçbir rivayet silsilesi bilmeden tamamen kendi kıt aklıyla anladığı çerçevede Kur'an'ın şu ayetine bu hadis zıt dolayısıyla bu uydurmadır bakış açısıyla yapıyor. Biz bugünkü Müslümanlar olarak fıkıh kitaplarını bütün o sahabe döneminden bugüne gelen o müktesebatımızı bir kenara bırakarak bir din oluşturmaya çalışırsak yeni bir din ortaya koymuş oluruz. Bütün o rivayetleri saf dışı bırakarak bize ulaşan bu kitabın da rivayet yoluyla ulaştığını göz ardı ederek sanki kendine mi inmiş bugünkü gelen bu lafı söyleyen insanlara Kur'an kendine mi bugün indi? 1443. seneyi yaşıyoruz hicri olarak. Demek ki bu 1450 yıllık 23 yıllık süreci de 10 yılını ekleyin. 1453 yıl önce inmiş demektir. Mekke dönemi biliyorsunuz 13 yıl.
10 yıl Medine dönemi. 13 yıl 1456 mi diyor işte? 1456 yıl önce peygamberlik gelmiş. Evet. Hani Hicri'yi 13 yıl önceyi çıkardığımız zaman. Düşünün 1456 yıl önce inmiş bir kitap üzerine, geçmişe yönelik bu kitap üzerine yorum yapıyor. Hadisleri inkar ediyor. Acaba hangi bilgiyle yapıyor bunu? Kendisine ulaşan bugüne kadar gelmiş müktesebatla yapmıyor mu? Bu kendisine ulaşan bilgilerin işine gelenleri sahih, işine gelmeyenleri sahih değil mi? Bu nasıl bir akıldır ki o rivayetleri kabul etme hususunda neyi esas alıyor acaba? Bu bir çelişki değil mi? Ben kardeşlerimize evet. de bunu burada yeri gelmişken ifade edeyim. Kardeşimiz inşallah anlamıştır, anlatabilmişimdir bu meseleyi. Tabii yani mutlaka izleyicimiz bu sorunun cevabını anladı ama bu sorunun cevabıyla beraber tabii, başka sorular başka da geldi. Sorular da benim de ileteceğim oldu. Sorular var. Bu konuya tekrar dönelim hocam izleyicimiz hattımızda. Evet. Alo. Macide Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Sevgili sorular. Evet. 3 tane sorum var. Birinci. Buyurun. Geçen yıl yakını mali durumunun iyi olmadığını bizzat ağlayarak bahsetti. Ben de vermem gerekiyor. Zekat vermek gerekiyor. 1 milyar borç istedi benden ama dedi bu borcumu işlerimiz hiç iyi gitmiyor. Benden istemeyeceksiniz geriye. Dedi söylemeyeceksiniz. Param olursa vereceğim, olmazsa unutacak. Şimdi aradan bir yıl geçti. Bu zekatıma sayabilir miyim? Hocam anlaşıldı mı? Verdiğim 1 milyarı evet. karşı taraf zekatıma sayabilir miyim? Tamam. Teşekkür ediyoruz Macide Hanım. Şimdi, tabii bağlantıda hocam problem var, ara ses kesildi. Şimdi buyurun. Ben anladım soruyu. İnşallah anlamışımdır yani anladığım şekildedir diyelim. Buyurun. Şimdi birisine para talep etmiş kendisinden birisi. Hı hı. Bu parayı demiş ödeyebilirsem ödeyeceğim. Ödeyemezsem bunu unutacaksın. Yani benden bu parayı istemeyeceksin. Verirken o niyetle ver bana. Yani bu parayı geri alamayacağını da öngörerekten. Bu parayı ver bana demiş. Şimdi Oktay Bey burada şöyle bir durum var. Bu para zekata sayılabilir mi? Asıl soru orası. Evet. Başlangıçta verilirken bu para almamak üzere verilmiş. Hmm. O zekat niyetiyle mi verilmiş o dönemde? Verilmemiş zekat niyetiyle. Bir ihtimal ama koymuş hocam. Bir ihtimal var ama şimdi siz böyle birisine parayı verirken o paranın peşine düşmezsiniz. Adam açık açık söylemiş, demiş ki ben bu parayı senden istiyorum ama verebilecek durumum olmazsa vermem, bunu da bilerek ver bana demiş. İyi niyetle sadaka yönü de olan evet. bir zaten karz akdi, borç akdi teberru niteliklidir. Yani bağış niteliklidir. Dolayısıyla bundan da ileri gitmiş olay. Tamamen sadakaya dönüşen boyutu da var. Yani hiç geri almamacasına verilen boyutu da var. Bugün ben bunu zekata sayabilir miyim? Bugün artık bunu zekata sayması bizim zekatta aranan temlik şartını, tam niyet şartını özür dilerim, tam yerine getirmediğini görüyoruz. Çünkü evet. zekat verilirken kişi bu malı ben zekat niyetiyle veriyorum demesi lazım. Siz geçmişte bunu zaten vermişsiniz. Borç olarak veyahut da sadaka olarak. Sen geçmişte verdiğin bir parayı bugün zekatıma sayıyorum diyebilir misiniz? Bu tam anlamıyla zekatın yerine gelmesi anlamına gelmeyeceği için zekat yerine saymamasını tavsiye ederiz kardeşimize. İnşallah onun için bir dönüş olmazsa şayet bu paradan elbette ki sadaka sevabı kazanacaktır. Bu niyetle verirken de zaten bu sevabı elde etmiş. Ama zekat sorumluluğu varsa onu da ayrıca yerine getirmesi gerektiğini ifade edelim. Evet, bir önceki soruya dönecek olursak izleyicimiz diyor ki hocam, yani diyor biz hangi namazları sesli, hangi namazları sessiz kılacağız? Bunu anlayamadım ben diyor. Şimdi bununla bir alakalı da tabii. bununla alakalı da şöyle bir yol takip edeceğiz. Bizim ellerimizde bugün basılı ilmihal kitapları var. Evet. İlmihal kitabında bizim alimlerimiz bu namazları hangilerinin sesli, hangilerinin sessiz olacağını anlatmışlar. Kişi örneğin gece namazlarında sesli kılabilir. Ben şimdi teravih namazında sesli kılıyoruz değil mi? Hoca sesli okuyor. Evet. Ben evde kendim kılarken de onu sesli, cemaat yapmasam da sesli okuyabilirim. Ama gündüz vakitlerinde sessiz kılıyor. Bunun hikmeti nedir hocam? Bunun hikmeti aranmaz. Çünkü ibadetler taabbüdüdür. Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl yapmışsa ve bize nasıl gelmişse bu rivayet, fakihlerimiz de fukaha, alimlerimiz de bunları
kendi usulleri çerçevesinde, biliyorsunuz mezhepler oluşmuş. Ben hangi mezhebi takip ediyorum? Hanefi mezhebinden. Hanefi mezhebi kitapları bana nasıl anlatmışsa, biliyorum ki onunla alakalı bir sünnet boyutu var. Kitaplarda bu zikredilmiş. Evet. Hadis boyutu var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesi oraya derc edilmiş, konulmuş. Ve buradan bir hükme gidilmiş. İşte bu sesli okumak işte vaciptir örneğin. İmamın akşam gece kıldığı akşam namazı, yatsı namazı, işte sabah namazı, cuma namazı sesli mesela. O da gündüz namazı, cuma da evet. Sesli. Bayram namazı sesli kılınıyor. Evet. Dolayısıyla bunları biz nereden öğreniyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Fıkıh kitaplarımız, fakihlerimiz bunu kendileri ortaya koymamışlar. O zaman kendileri uydurduğu bir din olurdu. Kafalarına göre bu işi yapmamışlar. Gelen rivayetlerden hareketle bunu söylemişler. Ki bu hususta namazlarda sesli okumayla alakalı mezhepler arasında hiçbir fark da yoktur. Yani siz Şafii mezhebinde, Hanefi mezhebinde, Maliki mezhebinde dört rekatlı kılınan yatsı namazının ilk ikisinde sesli okur, hepsinde aynıdır imam. Son ikisinde sessiz okur, hepsinde aynıdır. Burada bir farklılık da yoktur. Dolayısıyla bizim fıkıh kitaplarımız bu hususta net bir şekilde bilgileri ortaya koymuşlar. Hangi namazda sesli, hangisinde sessiz okuyacağımızı kardeşimiz alacak ilmihali, rekat rekat. Nerede neyi okuyor, hangi duayı okuyor, tesbihatı nedir, rukuya vardığında hangi tesbih yapacak, kade-i ahire dediğimiz son oturuşta hangi dualar okuyacak, her birini oradan öğrenecek. Az önce de ifade ettiniz hocam, neden sorusu geldiğinde, yani neden iki rekat sesi de sonraki sessiz dediğimizde, işte Allah Peygamber Efendimiz'e bunu bu şekilde öğrettiği için öyle kılıyoruz demek herhalde yeterli olacak. Bu böyle olmazsa zaten işin içinden çıkamayız. Evet. Biz dört mezhep açısından değerlendirdiğimizde bile bakış açısının hep peygamber merkezde olduğunu görürüz. Yani ayetlerden de elbette hüküm çıkarma söz konusu ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o hususta bir uygulaması varsa o merkezde çıkarılmıştır o hükümde. Ona aykırı değildir. Evet. Birbirini destekleyici, birbirini tamamlayıcı mahiyettedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi kafasından bir söz söylemediğinde Beyefendinin ifade etmiş olduğu Hakka suresinin 44, 45, 46. ayetlerinden anlıyoruz biz. Dolayısıyla dini biz nasıl ulaşmışsa bize öyle yaşayacağız. Bundan sonraki süreçte de yeni bir şey ortaya koymak da mümkün değildir. Özellikle ibadetler hususunda. Çünkü gelen bütün müktesebat bugüne kadar gelişeceği kadar gelişmiş. Bundan sonra bize onu hayata geçirmek düşer ancak. Hocam izleyicimiz hattımızda da bekliyor ama peki burada şöyle bir soru sorsak. Neden Peygamber Efendimiz hayattayken Kur'an-ı Kerim kitaplaştırılmadı? Musaf haline getirilmedi de? Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam memur muydu? Evet, memurdu. Neyle memurdu? Peygamberlik vazifesiyle memurdu. Emredilmişti, peygamberdi o. Ama bizim gibi 65 yaşını, 63 yaşını vefat etti tarihi. 55 yaşında Allah-u Teala ona demedi ki emekli oldun artık. Emeklilik var mı peygamberlikte? Yok. Zekeriya Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın örneğin 950 senelik 100 yaşlarını aşan peygamberleri düşünün. Son nefeslerine kadar peygamberlik vazifelerini yerine getirmeye devam etmişler. Bununla mükellefler. Benim vazifem bitti artık emekli oldum diyen bir peygamber var mı? Yok. Şimdi buradan hareketle. Madem emeklilik yok peygamberlikte, kitabı oluşturdum buyurun artık elinize diyebilecek bir durum da söz konusu değil. Çünkü vahiy evet. Gelmeye devam ediyor. Peygamberliğin ne zaman biteceğini peygamber kendisi de bilmiyor. Çünkü ölüm tarihini ancak Allah bilir. Bir nefsin nasıl öleceğini ayet-i kerimeyle sabit. O zaman bilseydi bu haşa kendi alanı olmayan bir alana müdahale etmiş olurdu. O bilgi ancak kendisini Allah tarafından bildirilince bilebilir. Ölüm saatini bilmediğine göre bir insan, peygamber de bir insan olduğuna göre, dolayısıyla peygamberlik tarihinin ne zaman sonlanacağını da bilmiyordu. Bu çerçevede siz daha devam eden ve inen ayetin hangi surenin kaçıncı ayetinden sonra yazılacağı da bizzat Allah-u Teala Cebrail vasıtasıyla peygambere bildirmesi hasebiyle daha kitap oluşturmanız mümkün mü? Mümkün değil. Bugünkü gibi bilgisayar da yoktu ki o dönemde hemen kes kopyala yapıştır oraya onu alalım. Bir deri içerisinde bir dosya oluşturulsun. Ama bunu nasıl yapmış sahabe efendilerimiz? Peygamber aleyhissalatü vesselam emretmiş. Vahiy katipleriyle. Şu ayetin hemen arkasına gelen ayeti.
Bu süreç devam etti. Son nefesi geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Yazılı metin yok değil. Musaf haline dönüştürülmemiş. Evet. Dolayısıyla ne zaman musaf haline dönüştürülüyor? Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde musaf haline dönüştürülüyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kitap haline dönüştürülme fırsatı zaten olamazdı. Peygamberlik devam ettiği için. Evet. Hazreti Ebubekir döneminde bu o dönemdeki hafızlar tarafından Zeyd bin Sabit başkanlığında toplanmış ve kitap haline dönüştürülmüş ve daha sonra Hazreti Osman döneminde radıyallahu anhüm ne yapılmış? Çoğaltılmış. İslam merkezlerine gönderilmiş. Ondan sonraki süreçte artık Müslümanlar doğrudan musaftan, hatta sahabe musafları var. Her sahabi ayetler indikçe nüzul süresine göre, yani Kur'an'daki bizim elimizde olan şekliyle değil, şu ayeti şuraya yazalım şeklinde değil, indikçe kendi musafları vardı. Evet. O çoğaltılma esnasında ve öncesinde yazıya geçilme esnasında bu musaflar da imha edilmiştir. Karışıklık olmasın diye. Hmm. Yani Müslümanlar tek bir kitap şeklinde farklı nüshalar olmayacak şekilde bir o kitaplaştırma dönemine, musaflaştırma dönemine gitmişlerdir Kur'an-ı Kerim'i. Dolayısıyla Hazreti Peygamber döneminde kitap haline dönüştürülmemesini de bu şekilde anlamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Alo. Cahit Bey, hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Hocam benim iki sorum olacak. Buyurun. Şimdi hocam ilçemizde hayırsever vatandaş tarafından 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursu açılmış. Binası yeni yapılmış. Evet. Bu binanın bazı eksikleri var. Buna fitre ve zekat verilir mi? Birinci sorum budur hocam. Evet. İkinci sorum, Kur'an-ı Kerim okunurken ezan okunduğunda Kur'an'ı bir an bırakmamız gerekir mi o an için? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Hocam buyurun. Şimdi 4-6 yaş Kur'an kursu açılması güzel bir faaliyet. İnşallah orada yavrularımız Kur'an-ı Kerim okuyacaklar, İslam ahlakını öğrenecekler. Bu anlamda bu faaliyeti tebrik ediyoruz, bu davranışı. O hayırsever kardeşimiz de inşallah ahiret hayatına bir yatırım olur. Bu hizmetler, Kur'an hizmetleri için güzel bir mecra olur burası. Tabii böyle olmakla birlikte zekat sorumluluğu farklı bir alanla ilgilidir. Şimdi evet. 4-6 yaş Kur'an kursu bir şahıs değil ki ona bu zekatımızı verebilelim. Bu doğru bir uygulama olmayacaktır. Zekat fakirin hakkıdır. Dolayısıyla bir fakir bulunacak, ona verilecektir bu. 4-6 yaş Kur'an kursunun veyahut da başka bu şekilde mülkler üzerinden, yatırımlar üzerinden herhangi bir zekat müessesesi işletilmesi doğru bir davranış olmayacaktır. Falanca yerde bir Kur'an kursu var işte oranın inşaatı için gibi. Veyahut da cami inşaatı gibi. Veyahut da köprü yapılacak köyümüze para toplanıyor gibi. Bunlar zekat verilecek yerler değildir. Elbette buralar bizim için sadaka-i cariye olacak yerlerdir. Yaptırdığımız zaman ölümümüzden sonra da bizim amel defterimizin kapanmasını engelleyecek hadis-i şerifin ifadesiyle yerlerdir. Ama burası zekat verilecek sınıf arasında değildir. Fıtır sadakası da zekatla aynı değerlendirilir zaten. Dolayısıyla kardeşimiz daha başka yardımlarını yapsın ama zekatını buraya vermesin. Sadaka olarak verebilirler mi hocam? Sadaka da evet işte sadaka icariye olacak şekilde bağışta bulunabilirler. Biz buraya yardımda bulunacağız diyebilirler bu şekilde ifade etmiş olalım. Diğer bir sorusu daha var onu hatırlayamadım. Hocam fitre zekat ben de notlarıma bakayım. Onu bulurken diğer sorumuzla isterseniz devam edelim. Bir diğer izleyicimizin sorusu da şu şekilde. Ramazan'da kefareti olan oruçlarımızı nasıl telafi edebiliriz demiş. Üç defa herhalde kefaret borcu var hocam. Ayrı şimdi, ayrı Ramazanlardan kaynaklı. Hanefi mezhebi kefaretlerden şayet oruç bozulmuş.
O kefaret yerine getirilmemiş. Tekrardan başka bir Ramazan'da bir oruç daha bozulmuş. Kefaret gerektirecek şekilde tabii bu. İki ay peş peşe oruç tutmayı gerektirir biliyorsunuz. Bu şekilde yerine getirilmeyen oruçlar tek bir kefaretle yerine getirilebilir görüşü vardır Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla kardeşimiz daha önceden şayet borcunu ödememişse üst üste yapmış olduğu bu hataları tek bir kefaretle yerine getirebilir diyebiliriz. Ancak burada yanlış anlaşılmasına da sebep vermek istemem meselenin. Nasılsa bir kefaretle yerine getirebiliyormuş. Ben oruçları bozayım düşüncesi doğru bir davranış olmayacaktır. Bu bizim Ramazan'da elde edeceğimiz o büyük sevabı zedeler. İbadet şuurumuzu zedeler. Biz Ramazan'da oruç tutmakla mükellefiz. Rabbimiz bizden bunu istemiş. Bizden bunu isteyen alemlerin yaratıcısı. Meseleye böyle bakmak lazım. Mükafatı da Ramazan orucunun o değeri de Rabbimiz tarafından belirlenecek. Yani bütün amellerin aslında tabiri caizse bir liste fiyatı belli. Sizin samimiyetinize göre belki şekillenecek. Bu belki melekler tarafından hemen yazıya geçirilecekler. Namaz kıldınız. İşte şu kadar samimi bir ihlasla kıldınız. Bunun liste fiyatı belli tabiri caizse. Evet. Siz bunu alacaksınız. Ama oruç için böyle bir liste fiyatı söz konusu değil. Rabbimiz bizzat ben mükafatını belirleyeceğim diyor. Ben böyle anlıyorum yani. Biraz teşbih oldu ama o hiç kimse tarafından bilinmiyor. Orucun ne kadar, hiçbir varlık tarafından, melekler de bilmiyorlar. Oruca şu kadar mükafat verecek diye. Dolayısıyla Müslüman Ramazan'ın şu bereketini, bu anlamda da rahmetini, mağfiretini kaçırmamak için gayret göstermeli. Bazen şu sorularla karşılaşabiliyoruz Oktay Bey. Ya ben diyor yolculuğa çıkacağım, oruç tutmasam olur mu? Şayet bedeninizi çok yormayacak bir yolculuksa, güçlü kuvvetliyseniz orucunuzu tutunuz. Buradaki ruhsat, evet ruhsat vardır. Bu orucu bozmaya yönelik, yani bozmaya demeyelim de tutmamaya yönelik ruhsat vardır. Fakat her daim ayet-i kerime ile sabit, oruç tutarsak bizim için daha hayır olacaktır. Bunun şuurunda olmak lazım. Zira evet. Ramazan'da tutulacak bir orucun karşılığını biz o sene boyunca tutsak karşılığını tam anlamıyla vermiş olamayız. O ibadeti tam anlamıyla karşılığını almış olamayız. Bunu da unutmamak lazım. Bu sır belki de şuradan geliyor. Ramazan bütün bir topyekün Müslümanların ibadetle geçirdiği bir dönem. Evet. Yani bu önemli bir sır. Yani herkesin ibadetle meşgul olduğu dönemde siz ibadetle meşgul değilsiniz. Düşünsenize. Yani herkes orada, siz yoksunuz. Şu hadis-i şerif aklıma geldi. Mescide 3 kişi giriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam etrafında halka olmuş sahabe efendilerimiz. Bir tanesi, üçü birden geliyor. Bir tanesi bakıyor içeride, o halkanın içerisinde oturacak yer yok, dönüp gidiyor. İkisi, biri ayakta bekliyor. Önde halkanın arasında bir boşluk var, oraya giriyor. Diğeri de mahcubiyetle halkanın arkasına oturuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sohbetini bitirdikten sonra şu giren üç kişinin diyor durumunu size anlatayım mı diyor. Birisi geldi diyor, Allah'ın rahmetine sığındı diyor, oraya yerleşti diyor. Allah onu rahmetine sığındırdı. Diğeri diyor, insanlara eziyet vermekten, o halkayı sıkıştırmaktan mahcubiyet duydu diyor, arkaya oturdu diyor, Allah da ondan mahcup oldu diyor. Diğeri diyor, Allah'tan yüz çevirdi diyor. Allah'ın orada sunacağı bereketten yüz çevirdi. Şimdi Ramazan orucunu tutmadığınız zaman Ramazan'ın bereketinden yüz çevirmiş olursunuz. Hele hele keyfi veyahut da keyfe yakın bir gerekçeyle. Ruhsat evet. Var ama keyfi. Ya ben özel arabamla gidiyorum. Gücüm kuvvetim yerinde. Herhangi bir hastalığım yok. 100 kilometre, 200 kilometre, 300 kilometre yolculuk çok rahat yaparım. Çölde gitmiyorsunuz ki kardeşim. Arabanızla gidiyorsunuz örneğin. Veyahut da hızlı trene binmişsiniz, uçağa binmişsiniz, gidiyorsunuz. Bu sizin oruç bozmanız, o gün oruç tutmamanız için bir gerekçe olmamalı. Bu acizane ifade etmiş olayım. Bu arada hocam, izleyicimizin diğer sorusu. Ezan okunurken eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsa... Tamam, özür diliyoruz izleyicimizden, o hatımıza evet. Gelmedi. Şimdi ezan okunurken Kur'an-ı Kerim okunması, münferit olarak okuyorsak... Evet. Ara vermek uygundur. Çünkü ezan-ı Muhammedi İslam'ın şiarındandır. Onu dinlemek Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifiyle bizim inşallah belki de cennet kazanmamıza vesile olacaktır. O lafızları özellikle tekrar etmekle
Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde biz de müezzinle birlikte tekrar edeceğiz. Bütün o oradaki tesbihatları, işte şehadetleri zikredersek inşallah bu bizim için büyük mükafat, büyük ecir olacak. Tabi hayyâlâs-salâh, hayyâlâl-felâh, orada da la havle ve la kuvvete illâ billâh diyeceğiz. Bunu hayata geçirmek elbette güzel bir davranış. Ama camide mukabele okunuyor örneğin. Hoca efendi Ramazan'da şimdi çok karşılaşırız. Cüzü bitirmek istiyor ki her gün bir cüz okuyaraktan 30 Ramazan'da hatmimizi tamamlayalım. Bunu da mukabele şeklinde yapıyoruz. Bu durumda hoca efendi ezan okunurken okumaya devam edebilir mi? Evet, devam edebilir. Bu bir günah değildir. Ama kişi böyle bir durumda kalmamışsa, ara verebilecek bir durumu varsa ezanı dinlemesi elbette ki çok önemlidir. Ezanı dinlemek o İslam'ın şiarına saygı göstermek anlamına da gelir. Bu hususta gerekli hassasiyeti elbette göstermek gerekir. Kur'an-ı Kerim'e ara verme durumunda olanlar kendi başına okurken ezanı dinlesinler, onun lafızlarını tekrar etsinler. İnşallah daha hayırlı bir iş yapmış olacaklardır. İzleyicimiz hattımızda hocam. Alo. Alo. İyi sabırlar diliyorum. Sağ olun Mustafa Bey. Sizlere de efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. Ben hocama iki tane soru soracağım. Bir, ben verdiğimi alamıyorum. Borç olarak verdim, alamıyorum. Ne yapmam lazım? Evet. Birinci sorum bu. İkinci sorum da, 3 aydır ben tutuyorum devamlı olarak. Yani devamlı olarak en az 5-6 senedir tutuyorum. Evet. Buradan ben sevap kazanıyor muyum yoksa yanlış mı yapıyorum? Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Şimdi 3 ay oruçlarını sordu. Bir de borç veriyorum, alamıyorum dedi. Şimdi burada herhalde zekatla da bağlantı olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapmam lazımdan onu anladım. Şöyle bir yol takip edebilir. Bu fakirse bu insan. Yani borcu alamama gerekçeniz de önemli burada. Bir adam vurdum duymaz olduğu için, insanlara saygı göstermediği için borcunu ödemiyordur. Yani siz borç vermişsinizdir, lüks bir hayat yaşıyordur, sizin borca gelince para yoktur. Böyle bir durum varsa yapacak bir şey yok. İnsani ilişkiler çerçevesinde meseleyi çözmek lazım. Ya da büyük meblağlarsa hukuki mercilerde müracaat ederek bir tazminde elinize belge, senet vesaire varsa böyle bir yola da başvurabilir. Ama küçük meblağlar üzerinden ve fakir bir insansa bu ödeme imkanı olmayan bir insansa bunu doğrudan zekata saymak yerine şöyle bir yöntem tavsiye edilmiş bizim kitaplarımızda. Affedersiniz. Denilmiş ki siz bu adama zekatınızı verin, o da size borcunu ödesin. Evet. Siz de o alacağınızı almış olursunuz. Yani zekatınızı verdiniz. Daha sonra isterse tabii zekatta tabii temlikte tasarruf yetkisini de vermek lazım. Ben sana zekatını vereceğim ama bana borcunu vereceksin şeklinde değil. Bu adam ödemek istiyor ama ödeyemiyor, imkanı yok. Böyle bir yol takip edilebilir. Zorlamadan karşı tarafı. Yani bunu ancak tavsiye edebilirim. Bunun haricinde maddi durumu yerindeyse beyefendinin, karşı tarafta fakirse onu tamamen de bağışlayabilir. Tabii bu alacağı daha güzel de olur. Yani ödeme zor ayet-i kerimenin de tavsiyesi odur. Yani zorluk içerisinde olan kişiye musamaha göstermek de önemli bir davranıştır Karz-ı Hasen'de. Evet. Karz-ı Hasen ne kadar güzelse, borç verme ne kadar iyi bir davranışsa, borcu ödeyemeyecek durumda olan bir kişiden, maddi olarak durumu yerinde olan bir kişinin onu affetmesi, ya tamam kardeşim dese veyahut da peşine düşmese, dilediği zaman ödese, artık o parayı pek hani umursamasa bu da güzel bir davranış olacaktır. Bunu da ifade etmiş olalım. Diğer sorusu 3 aylarla ilgili de hocam. 3 aylar orucu bizim kaynaklarımızda, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında, sahabe efendilerimizin uygulamalarında karşılığı olmayan bir ibadet şekli. Dolayısıyla evet, bazı insanlar bunu yapıyorlar. Bu günaha sebep olur denilmez ama bunu yapılması gereken bir ibadet gibi algılatmak ki bir müddet sonra buna dönüşüyor. İşte benim babam hep böyle tutuyordu, ben de tutacağım gibi bir algıya düşüyor insanlar. Bu doğru bir iş olmayacaktır. Evet. Allah muhafaza bid'ate sebep olma durumu varsa
bundan uzak durmak gerekiyor. Zira biz biraz önceki sorularda da ifade ettik. Dini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da zaten farz olan bir ibadeti yerine getiriyor. Ramazan'dan sonra da en fazla oruç tuttuğu ay Recep ayı. Şaban ayında da tuttuğu var. Ama bakıyoruz biz, rivayetler o da var. Bazen bu üç aylar içerisinde, yani Ramazan'dan önceki iki ay içerisinde diyor ki bazen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kadar oruç tutuyordu ki zannediyorduk artık hiç iftar yapmayacak, hep oruçlu geçirecek. Ondan sonra birkaç gün sonra bakıyorduk ki peş peşe o kadar oruç tutmuyordu ki artık tutmayacak Ramazan'a kadar diye düşünüyorduk diyor sahabe efendilerimiz. Hmm. Dolayısıyla pazartesi perşembe oruçları sünnet, nafile ibadetlerden. İşte eyyam-ı biyıt dediğimiz ayın 13'ü, 14'ü, 15'i hicri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i sünnet. Mübarek gecelerde işte Berat Kandili'nde oruç tutmak güzel bir davranış. Gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirmek gibi. Bunları yerine getirmek yeterli. Ama ben daha fazla tutmak istiyorsa elbette tutabilir. Ama bunu ben 3 ayı mutlaka oruçlu geçireceğim düşüncesiyle yapması doğru değil. Ben beyefendiye şunu tavsiye edeyim. Tamamını değil de çoğunluğunu tutabildiği kadarıyla. Ara ara da vücudunu dinlendirmek gibi işte böyle bir yola başvursun. Yoksa bir müddet sonra kendisine sanki zorunlu bir ibadetmiş gibi vicdanen o hale dönüşür ki bu doğru bir davranış olmayacaktır. Onu da ifade etmiş olalım. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Alo. Hayırlı geceler Fatma Hanım. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı sorular. Sağ olun size. Allah razı olsun sizden. Sizlerden de. Hocam diş taşı temizletmek orucu bozar mı? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar. Hocam buyurun. Şimdi orucu bozan şeyler belli. Yeme içme anlamına gelecek. Yani boğazdan bir şeyin geçmesi. Diğeri de malum. Dolayısıyla diş taşı temizlemesi meselesi bizim ağzımıza bir şey gitmesine sebep oluyorsa, işte orayı yıkamak için su tutuyor mesela diş hekimi. Siz o suyu yutma durumunuz olursa orucunuz bozulur. Değil mi? Ağzınızdan çıkan o nesneleri yutarsanız orucunuz bozulur. Ama ben bunları yutmama hususunda hassas davranıyorum diyorsa ve yutmuyorsa onun orucu bozulmaz. Ben böyle bir risk alayım mı? Almayın. Gittiğiniz diş hekimi gece çalışıyorsa şayet gece yaptırın. İftardan sonra gidin doktora. Hı hı. O zaman dişlerinizi temizlettirin. Ya da acelesi yoksa, acil bir müdahale yoksa Ramazan'dan sonra oruçta olmadığınız bir dönemde ya da hanımefendi sorduğu için hanımlara özel cevap vermiş olalım. Oruç tutmadığı günlerde Ramazan içerisinde olacaksa bu işlemi yaptırmaları daha uygun olacaktır. Oruçluyken yaparsanız bir ihtimal ki boğazda su kaçma ihtimali olur. Evet. Diyelim bu soruyla bağlantılı banyo yapmak orucu bozar mı diyor. Siz boğazınızdan su kaçırıyorsanız orucu bozarsınız. Buna dikkat edemeyecekseniz o zaman iftardan sonraki bir saat diliminde banyonuz yapmış olacaksınız. Onun gibi yani meseleyi biraz değerlendirmek lazım. Hocam bence benzer soru Ramazan'dan önce de gelmişti. Mehmet Kapıkaya hocam o da seherler ve sahurlarda dönüşümlü olarak sizin gibi sağ olsun katkıda bulunuyor programımıza. Ben dikkat ettim. Dişle ilgili de problemi vardı. Diş hekimine de gidiyordu. Ben denedim. Yutmama ihtimali çok zor diyordu hocam. Kesinlikle. Onun için zaten özellikle vurguladım onu. Böyle bir şey zaten mümkün değil. O kadar çok su kullanın ve sizin pozisyonunuz da zaten yatık durumda yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu tür bir davranış, zaruri bir davranış olmayacaksa bir tedavi gitmeniz gerekiyor. Randevu almışsınız, bir daha randevu alamayacaksınız. O zaman ne yaparsınız? Şayet boğazınızdan su kaçtığına orucunuza başlarsınız. Su kaçtığına yönelik kanaatiniz varsa bir gün kaza yaparsınız. Onu da ifade etmiş olalım. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar Yüksel Bey. Hayırlı sahurlar. Hoş geldiniz, buyurun. Yüksel Bey. Hayırlı sahurlar. Hocam 4. ay 20'sinde göz muayenem var benim. Evet. Gözlerime ilaç dolduracak 3'er tane. Orucun bozulabilir mi? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sağlıklar. Göz damlası oruç bozmaz. Göz damlasının zaten damlatıldığı zaman onun %75'i gözün kapanmasıyla dışarı atılır.
çok az bir miktarı zaten orada kalır. Doktorların ifadesidir bu. Dolayısıyla o gözün içindeki şeyler de şu göz peçenekler mi diyor, nedir o, o çerçevesi çeperler. İşte onlar ne yapar? Emer zaten onu. Bu da bir yeme içme anlamına gelmez. İçeri belki kaçan bir şey varsa da çok hissedilmeyecek kadar cüzi bir şeydir. Bu orucu bozmayacaktır. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde hocam. Maddi açıdan bayağı sıkıntılar geçirdik. Hacca umreye gidecek bir imkan bulamadık. Ablam bize iki kişilik umre parası verdi. Pandemiden gidemedik. Başkasının parasıyla umreye gidersek bize sevap yazılır mı? Şimdi başkasının parasıyla kurban da kesebilirsiniz. Size bağışta bulunulmuşsa hacca da gidebilirsiniz. Umreye de gidebilirsiniz. O para artık sizin paranızdır. Karşı taraf size diyelim ki bu parayı umreye gidin diye verdi. Bu sizi bağlayıcı olan bu şart geçerli değildir. Onu da ifade edelim. Yani illa ben umreye mi gitmem gerekiyor bununla? Gidemediniz şimdi. Kurban kesebilir miyim? Hani ona da cevap vermiş olalım. Çünkü hibede bulunurken şartlı illa şu işi yapacaksın diye verilen bir para sizin için çok bağlayıcı değildir. Ama karşı taraf ben sana bunu git diye verdim deyip parayı ister mi? İsteyebilir. Çünkü siz şartını yerine getirmemişsiniz. Bu da ifade edilebilir burada. Gitmek istiyor zaten burada hanımefendi, beyefendi. İşte bu parayı umre için kullanacak. Kendisine hibe edilmiş bu para bunun sevabını alır mı? Elbette alır. Bu bağışta bulunan kişi de bundan hissesini alacaktır diyebiliriz. Çünkü onun vesilesiyle bu ibadeti yerine getirmiş olacaklar. Kendisi her ne kadar bu ibadeti yapmış gibi olmasa da bu ibadetten elde edilen sevap bu kişinin de inşallah amel defterine geçecektir. Peki bu pandemiden dolayı gidemediler. Bu para şimdi izleyicimizde duruyor. Buna zekat düşer mi? Hesap onu mu sordu geçiyorsa, o da devamında. Şimdi bu para dediğim gibi kendisinin parasıdır. Ona hibe edilmiştir. Şayet arada şöyle bir durum yoksa onu da ifade edelim. Vekalet verip benim adıma, örneğin siz gidemeyecek bir kişi bu parayı verdiyse, yani dizlerinden rahatsızdır, yatalak hastadır, umreye gitme imkanı yoktur, benim adına umreye gider misin deyip buna vekalet vermişse, o zaman yapılacak ibadet bunun adınadır. Öyle bir beyan yok. Öyle bir beyan olmadığına göre ben size bağışta bulunuyorum, umreye gidin bu parayla demiş, kendi gönlünden kopmuş, kendisi gitmiş defaatle, onların da gitmesini arzu etmiş. O zaman bu para kendilerine ait olduğu için bu da zekat sorumluluğu doğuracak. Şayet nisap miktarına ulaşmışsa, 80.18 gram altını geçmişse, o zaman buna zekat verilmesi gerektiğini ifade ederim. Haç işin de aynı şey söz konusu. Evet. 2 yıldır işte, hatta 3 yıl mı diyelim, oldu hacca gidemiyor ismi çıktığı halde kardeşlerimiz. Bunlar paralarını hesaplarında tutuyorlar. Bunun zekatı verilecek mi? Evet, verilmesi gereken bir borçtur. Çünkü şu an itibariyle bu para hacca harcanmış ve borç haline almış bir para değildir. Gidip gitmeyeceğiniz hususunda daha net bir şey yoktur. Diyelim ki siz vefat ettiniz, bu para mirasçılarınıza kalacak bir para olacaktır. Bu çerçeveden sizin tasarrufunuzda olduğunu gösterir. Ya da ben vazgeçiyorum deyip bir dilekçenize bakacak bir iştir. Dolayısıyla bunun da zekatı verilmesi gerekir. Bir diğer izleyicimiz hocam misvak kullanımını sormuş. Aslında kullanırken nelere dikkat edeceğiz diye devam şimdi, etmiş ama oruçluyken de misvak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam misvak kullanıyordu. Bunun da biz sünnet olduğunu ifade ediyoruz. Daha doğrusu misvak kullanmak mı, ağız temizlemek mi? Bu ihtilaflı bir mevzudur. Bazı alimler misvak kullanmanın bizzat sünnet olduğunu, bazıları ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzını temizlemesini yaptığını, o günkü kullanılan aletin misvak olduğu için ağız temizlemenin sünnet olduğunu ifade ederler. Ne açıdan bakarsak bakalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam misvak kullanmış mı? Evet, kullanmış. Bunu yapmak sünnet mi? Evet, sünnet. Oruçluyken yapmış mı? Evet, oruçluyken de yapmış bunu. Ama bile bile o küçük parçacıkları yutmamıştır elbette. Ama ağzında mutlaka bu misvak kırıntıları kalmıştır, hissedilmeyecek küçüklükte. Bunlar yuttuğundan dolayı da oruç bozulmuş olmaz. Çünkü abdest alırsınız mesela, abdest örneği de böyle. Siz ağzınıza su verirsiniz, her ne kadar o suyu dışarı açsanız da ağzınızda kalan o su emilecektir. Belki de çok cüz'i bir miktarı da yutulma, tükürükle birlikte yutulma durumu vardır. Bunlar mafuvun anh dediğimiz kabildendir. Yani affolunmuştur. Doğrudan yeme içme anlamına gelmeyen şeylerdir. Kardeşimiz
bu hassasiyeti göstererekten ağızlarını temizleyebilirler. Tabii teknik soruları da var hocam. Yani misvak kullandıktan sonra yıkamamız gerekiyor mu? Nasıl kullanmamız onlar, gerekir gibi sorular var. Onlar hijyenik meseleler. Tabii ki kullandıktan sonra yıkayabilir, yıkamayabilir. Evet. O misvağın yapısı gereği aslında mikrobik kısımları içine doğru çektiğini de ifade edebilir burada. Misvak kullananlar bunu bilirler. Yıkamak da gerekmez. Ama yıkamışsa bir kişi yanlış da yapmış olmaz. Bu bir sünnet anlamında söylemiyorum bunu. Yani kullanma o nesnenin yapısı itibariyle söylediğim şeyler. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde hocam. 1 milyon lirayı katılım bankalarına sukuk işlemi için yatırdım. 70 gün için 35 bin lira kira getirisi olacakmış. Bu faize girer mi? Şimdi bu gayrimenkul sertifikalısı işlemidir bu. Evet. Ticari işlem olarak. Sukuk işlemi de icare sukuku üzerinden yapıldığını görüyoruz ülkemizde. Şimdi varlık kiralama için teknik mesele biraz daha. Hani sahur programına ne kadar bilmiyorum ifade edilir. Özetle geçelim. Özetle hocam. Geçelim o zaman. Şimdi sukuk işlemi siz bir ürünü alıp onu satan kişiye kira vermeniz, kiralamanız üzerinden işliyor ve belli bir süreliğine anlaşma yapıyorsunuz. 5 yıl sonra geri satmak üzere yapıyorsunuz. Beybil istiğlal, beybil vefa diye ifade edilen fıkıh kitaplarımızda işlem çerçevesinde yapılır bu. Dolayısıyla siz aynı anda iki akit yaptığınız için bizim klasik bakış açımız Hanefi veyahut da diğer mezhepler açısından satış akdi çerçevesinde çok cevaz verilmesi mümkün gözükmeyen bir işlemken daha sonra kredi bulma yöntemi olarak alimler tarafından bir çıkış yöntemi olarak konulmuş sistemdir. Devlet yapabilir bunu veyahut da büyük şirketler yapar. Yani küçük çaplı işlem değildir bu. 1 milyon lira gibi paradan bahsediyor zaten beyefendi. Burada nedir? Siz devletten 1 milyon liralık aracı şirketler vasıtasıyla bir mülk satın alıyorsunuz. Bu mülkü tekrardan devlete veyahut da başka bir kurumda olabilir. Kiraya veriyorsunuz. Devlet 1 milyonu aldı sizden, bu parayı yatırımlarda kullandı. Size de bir mülkünün gerçekten sertifikası üzerinden kira ödüyor size. Siz ona sahip oluyorsunuz. 5 yıl, 3 aydan bahsetti işte. Bu anlaşma süresi muhtemelen uzundur. 3 aylık ödemelerle devam edecek muhtemelen bu. 5 yıllık maksimumunda olabilir. Tam o detaylarına vakıf değilim ne kadar olduğuna yönelik. Bu çerçevede yapılan işleme cevaz veriliyor. Şayet ortada bir mal varsa ve bu mal üzerinden bir kiralama işlemi yapılıyorsa bir nevi zor durumda olan kurumların veyahut da devletin borçlanma işlemleri açısından bir faizsiz finansman yöntemi olarak öne çıkmış son dönemdeki uygulamalar kapsamında cevaz veriliyor buna. Tahvili bilirsiniz, bonoyu bilirsiniz. Evet. Bunların alternatifi olarak İslami bir çözüm yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Önceden devlet bu borçlanma işini tahvil üzerinden yapıyordu. Doğrudan aldığı borca faiz ödeme üzerine yapıyordu. Ama şimdi bunu bir mülk üzerinden kiralama, kira bedeli ödeme üzerinden yapıyor. Tahvilin bir alternatifi gibi değerlendiriliyor. Fıkıh açıdan da cevaz verilebilecek dayanakları olduğunu ifade etmiş olayım. Bunda, bu şekilde bir kazanç da caizdir demiş olalım. Bir diğer sorumuz hocam. Benim idrar kesesi problemim var. İlaç almam lazım. Mesaneye veriliyor. Acaba orucuma bir zararı var mı? Şimdi vücuda giren ilaçlar, yani ağız yoluyla giriyorsa bu ilaç, bu orucu bozar. Ve bir güne bir gün kaza gerekir. Ama vücuda zerk edilme yönteminde yapılacak işlemler, işte iğne vurulmak gibi bir işlemse, o zaman bu ilacın mahiyetine bakarız biz. Bu ilaç vücudu destekleyen, besleyen bir mahiyette ise orucu bozar. Yani siz serum verirseniz bir hastaya besleyici olduğu için bu orucu bozar. Ama tedavi edici bir ilaçsa bu veyahut da aşıda olduğu gibi bir hastalığı önlemeye yönelik bir adımsa bu orucu bozmaz. Bununla alakalı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararı var. Fukahanın da bu hususta pek çoğunun orucu bozmayacağını belirttiğini biz kaynaklarımızda görüyoruz. Bugün tercih edilen görüşte bu tür tedavi yöntemli enerji veyahut da gıdalanma amacı olmayan
işte ne diyorlar ona, besleyici, gıda takviyesi, o tür bir şey değilse ki hastalık olduğunu ifade ediyor, mesaneden muhtemelen zerk edilecek, bu orucu bozmayacağı ifade edilebilir. Bir diğer sorumuz hocam, teravih istemeden terk ettim, mazeretim olduğundan kılamadım, günahımı nasıl terk etmem gerekir demiş, nasıl kılmam lazım diye devam etmiş hocam. Şimdi o gece kılınmayan, yani evet, bu gece biz teravih kılmadık, sahur vakti geldi, imsak artık girdi, teravih vakti geçmiştir. Nafile ibadetler kaza edilir mi? Edilmez. Farzlar ve Hanefi mezhebi açısından vacip olan vitir vacip ancak kaza edilir. Hı-hı. Diğer nafileler kaza edilmez. Kılmışsanız onun sevabını alırsınız, kılmamışsanız sevabından mahrum kalırsınız, günaha girmiş olmazsınız. Bundan sonraki gecelerde kardeşimiz daha hassas davransın. İnşallah bu yapmadığını da Rabbimiz yapmış yerine kabul buyursun diyelim. Çünkü nafile ibadetlerde devamlı yapılırsa, arada yapılamayan evet, günlerde onun sanki yapılmış gibi sayılacağına yönelik rivayetler olduğunu da hatırlatmış olalım. Yani az da olsa devamlı yapıyorsunuz bir ibadeti. Gece teheccüde kalkıyorsunuz ama bir gün kalkamadınız. Onu da sanki inşallah Rabbimiz kabul edecektir diye böyle rivayetler olduğunu hatırlatmış olalım. Bir diğer izleyicimizin sorusu hocam. Abdest aldığımızda ağzımıza su verdiğimizde bu suyu boşaltıyoruz. Kalan tükürükle birlikte yutulduğuna göre bu biraz önce ifade ettik onunla evet, bağlantılı. Bu mafun ant dediğimiz, yani ağzınızda tamamen su kalmadığı hissi, kanaati oluşunca artık tükürmeye devam etmeye gerek yoktur. Çünkü o ağzınızdaki soğukluk abdest aldığınızda bir müddet devam eder. Aslında hissedilen o suyun soğukluğudur çoğu zaman. Siz onu su zannedersiniz. Attığınız miktar yeterlidir. Evet. Mutlaka dediğimiz gibi ağzın içindeki o cidar tarafından, dil tarafından emilme söz konusu olacaktır ama bu yeme içme anlamına gelmez. Hı-hı. Tükürükle birlikte yutulan kısım da çok cüz'i olacağı için bu bir su içme anlamına gelmeyecektir. Affedilen kısma girer bu. Bir diğer sorumuz hocam, müteahhitler zekatını nasıl hesaplar? Örneğin benim nisap miktarı nakdim öncesinde bitirip başka bir inşaata başladığımda zekat vermem gerekiyor mu? Şimdi öncelikle elinde satıma sunduğu mallar varsa bunların maliyetleri üzerinden, yani maliyetten de kasıt şu, ben bunu kaça mal ettim değil de bunu satın alacak olsam kaça satın alırım şu anda diye böyle bir rakam belirleyebiliyorsa o rakam üzerinden zekatını hesaplar. Borçlarını düşer bu zekattan, 80.18 evet, gram üzerine çıkıyorsa. Hali hazırda devam eden inşaatlarını da şu anda buraya ne kadar para harcadım ben? O çünkü onun harcadığı para kendisine aittir. Çünkü satacak, hı-hı, onu. Maliyet olarak ona bakacak. O çerçevede de onları da ekler. Borçlarını hesaplar vesaire. Ortaya çıkan rakam üzerinden, takribi bir rakam üzerinden biraz daha böyle fazla fazla hesap etmesini tavsiye ederiz. Çünkü ibadet yapılıyor burada. Biraz fazla verilmesi bizim lehimize olacaktır. Eksik olmasından evladır yani. Dolayısıyla bu çerçevede bir hesaplama yoluna gidebilirler. Benim annem yaşlı ve biraz da rahatsızlıkları var. Abdeste kolaylık olsun diye mesk giyiyor. Ancak meski yatarken çıkarmıyor. Onunla yatıyor. Kalkınca yine mes ederim diyor. Böyle bir uygulama doğru olur mu? Şimdi mes dediğimiz ayağa giyilen o abdest, evet, alma aracı, ayaklarımızı yıkayıp giyeceğiz. Üzerinden şayet kendi evimizdeysek, yolculuğa falan çıkmamışsak, hı-hı, 24 saat esasıyla kullanabiliriz. Bunun 24 saatin başlangıç saati de abdestin bozulduğu ilk andır. Yani evet, siz mesti ayağınıza giydiniz. 8 saat abdestli kaldığınızı farz edelim. 24 saat, 8 saat sonraki abdest bozulma anında başlayacaktır. Yani 8 saat daha ekleyin, ayağınıza giydikten 32 saat sonraya kadar o mesti kullanabileceksinizdir bu verdiğim örnekte. Hı hı. Ama abdest aldınız, 10 dakika sonra siz tekrardan abdest alma ihtiyacınız oldu, mesti evet, giymiştiniz, bu sefer mest ettiniz üzerine, mesh ettiniz mestinizin üzerine, artık 24 saat süre o zaman başlamış olacaktır. Şimdi teyzemiz
mesleğe yatıyor. Abdest almak zor olduğu için geceleyin öğle geçiriyor vaktini. Ayağından çıkarmadığı sürece 24 saatlik süre dolmamışsa bunun üzerine mes vererek abdestini almaya devam eder. Bunda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Şayet sefere çıkmışsa, evinde değilse, 90 kilometrenin üzerinde bir yolculuğa çıkmışsa, kendi evi sayılmayacak, memleketi sayılmayacak bir yerdeyse, o zaman bu süre 72 saate kadar devam eder. Hmm. Yine orada da ilk abdest bozulunca başlar bu 72 saatlik süreç. Bu şekilde özetlemiş olalım. Bir diğer sorumuz hocam. Ben vitir namazını gece namazından sonra en son namaz olarak kılıyorum. Teravihde cemaatle birlikte namaz kılarken cemaatten ayrı olmamak için onlarla birlikte kılıyorum. Ama ben vitrin kazası diye niyetleniyorum. İmamla rükû secde yapıyorum ama sureleri kendim okuyorum. Bu şekilde kılmam doğru mu? Şimdi teravih namazında biz cemaatle kılıyoruz. Ramazan'da da vitir namazlarını cemaatle kılıyoruz. Teravih namazı gece namazıdır. Ramazan gecelerinin ihyasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ibadeti Ramazan dışında da yapıyordu. Teheccüd Peygamber aleyhissalatü vesselama biliyorsunuz üzerine vacip olan yapması gereken ibadet olarak ifade edilir. Dolayısıyla her gece bu ibadeti yapıyordu. Ramazan gecelerinde de yapıyordu. Ama biz ümmeti için Ramazan gecelerinde ayrıca teravih namazı olarak karşımıza çıkıyor bu uygulama. Şimdi cemaatle kılındığı için vitir vacip sadece Ramazan'da cemaatle kılınır bakın. Ramazan'ın dışında cemaatle kılınması doğru değildir. Böyle bir uygulama yok çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında bize böyle bir rivayet gelmemiş. Dolayısıyla münferit olarak kılınan bir namazdır. Kardeşimiz şimdi camiye gittiğinde imamla kılıyor, ben kaza yerine kılıyorum diyor. O günün teravih vitir vacibini de kılabilir. Kaza olarak imamın arkasında namaz kılabilir mi? Evet kılabilir. Daha önceden geçirdiği vitir namazlarına niyet ederek kılabilir. Çünkü imam vacip olanı kılıyor. Arkasında siz onun kaza olarak namaz kılabilirsiniz. Ama bunu yapmak yerine o günkünü kılması tabii ki daha doğru olacaktır. Kazayı gece kılsın. Evet. Kazayı gece kılsın. Çünkü cemaat sevabını bizzat orada kılmış olduğu namazda kılması daha uygun olacaktır diye o cemaat sevabına daha uygun olacağını ifade etmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Bu arada imsak vakitleri de ilerliyor. An itibariyle Kastamonu, Kayseri, Osmaniye oruçlarına niyetlendi. Allah oruçlarını kabul etsin herkesin. Kısa bir ara vereceğiz. Aramızdan sonra devam edeceğiz. Ankara için 4.51 imsak vakti. Aramızdan sonra seherler ve sahurlar devam edecek. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Seherler ve sahurlar devam ediyor. İstanbul imsana kadar da inşallah devam edeceğiz hocam. Sorularımıza devam edelim. İzleyicimiz der ki namazda sureleri şaşırıp tekrar geri aldığımız zaman seyir secdesi gerekir mi? Yani küçük dil sürçmelerinde veyahut da ayeti devam edemediniz bir defa geri aldınız. Bu seyir secdesi gerektirmez. Tabii bu tekrarı 3'ten fazla yapmamak lazım. Hı-hı. O zaman kıraate halel getirmiş olursunuz. 1-2 tekrarda toparlayabiliyorsa seyir secdesi gerekmez ama 3'ten fazla tekrarda seyir secdesi gerekir diyen alimlerin olduğunu da ifade etmiş olalım. Kardeşlerimiz bu çerçevede değerlendirsin durumunu. Bir diğer sorumuz hocam, vakit namazlarının sünnetlerini geçmişte kılamadığımız vakitlerin kazasına niyet etsek olur mu? Vakit namazlarının sünneti kılarken geçmişte kılmadığı namazların farzı niyetine yapacak. Şimdi burada mezhepler arasında bir ayrılık var, onu ifade etmiş olalım. Hanefi mezhebinde özellikle revatip sünnetler dediğimiz 5 vakit namazla birlikte kılınan sünnetlerde kaza kılınmaz. O sünnetler yerine getirilir. Hanefi mezhebi bu hususta Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadis-i şerifini esas alırlar. İşte kul önce işte namazlarından hesaba çekilir. Farzları sorulur. Farzlar yoksa işte nafile ibadetler
takviye edilir hadis-i şerifi, bu manadaki hadis-i şerif. Hanefiler evet. buradan hareketle nafilelerin de farzlar kadar ehemmiyetli olmasa da, sorumluluk olarak kabul edilmese de, farzlardan kalan noksanlıkları tamamlama noktasında önemli bir yeri olduğundan ifade ederler ve revatip sünnetleri bu anlamda kaza namazları olsa da kişinin terk etmemesi gerektiğini belirtirler. Şafii mezhebi alimleri ise kişi kaza borcu varsa nafile ile meşgul olmaz görüşündedirler. Tabi bu sadece nafile ile değil. Asgari ölçüde uykusunu alacak kadar uyuduktan sonra ibadetle meşgul olmak, gündüz vakitlerinde maişetini karşıladıktan sonra ibadetle meşgul olacak ki vakti kalmayacak, ondan sonra nafile namazları da farzla değerlendirecek. Ama hiç bunları yapmayıp işte hoş sohbet bir ömür geçirip iş nafile kılmaya gelince benim kaza borcum, onları kılıyorum demek bir Şafii mezhebi mensubu için de doğru olmayacaktır. Bunu evet. da iyi ifade etmiş olalım bu şekilde. Dolayısıyla kardeşimiz Hanefi olduğunu varsayaraktan, çünkü ülkemizin çoğunluğunun Hanefi olduğundan hareketle kaza borcu olsa da bir kişinin revatip sünnetler, sabah namazının sünneti zaten terk edilmez, kuvvetli sünnettir. Öğlenin sünnetleri, işte yatsının farzından sonra kılınan sünnet, akşamın farzından sonra kılınan sünnetler terk edilmez. Bunlar farzla birlikte kılınan, yani farza bitişik kılınan tabiri caizse sünnetlerdir. Evet. Bu çerçevede bunları terk edip ben farz kılacağım, kaza namazı kılacağım demesi doğru değildir. Ama hiç vaktim yok diyorsa, ben çok ağır şartlarda çalışıyorum, ancak farzları kılabiliyorum, kazalarımı kılmak için vaktim yok diyorsa, o zaman belki bunlar terk edilebilir diyebiliriz ki bu şartlarda çalışan çok nadir insan vardır zaten, çok ağır şartlarda çalışıyorum diyen. O çerçevede terk edilmesi doğru evet. değildir. Aynı anda iki niyeti de ifade edelim. Ben sünneti kılarken kazaya da niyet edebilir miyim? Bu zaten doğru değildir. Çünkü tek niyet, çift niyetle bir ibadet yapılmaz. Ya nafile kılıyorsunuzdur ya da farz kılıyorsunuzdur. Bunu baştan net belirlemeniz gerekir. Bu gerek ibadetlerde olsun, gerekse muamelatta. Niyet belli olmalı. Örneğin siz hem satış akdine hem de kira akdine niyet edebilir misiniz? Bunun üzerine bir akit kurabilir misiniz? Kuramazsınız. Hayır. Satış mı yapıyorsunuz yoksa kiraya mı veriyorsunuz? Ya da 5 liraya 10 liraya iki fiyat üzerine satış yapabilir misiniz? Birini netleştirmeniz lazım ki satış olsun gibi. Bu da evet. ibadetler için daha net bir şekilde ortaya çıkar. Fitre ile ilgili bir sorumuz var hocam. İzleyicimiz der ki eşimle ayrıyız, çocuklarım, eşim de fitrelerini verip vermediğini bilmediğimden ben versem olur mu? İkimiz de aynı anda vermişsek geçerli oluyor mu fitre? Çocuklarının biri 25, biri 17 veya biri de 16 yaşında. Kendileri mi ödemesi gerekiyor fitrelerini yoksa biz verebilir miyiz? Şimdi buluğ çağına varıncaya kadarki dönemde erkek evet. çocuklarının nafaka sorumluluğu babaya aittir. Kız çocuklarının nafaka sorumluluğu onlar evleninceye kadar, yani evlenip farklı bir aile kuruncaya kadar, ki o zaman eşinin üzerine geçecektir bu nafaka sorumluluğu kız çocuklarında. Dolayısıyla baba her halükarda sorumludur. İster eşinden ayrı olsun, ister olmasın. Burada sorumluluk babaya aittir. Ama çocuklar buluğ yaşını geçtikten sonra kız çocuğu da örneğin çalışıyor, kendi geçimini kazanmaya başlamış. Evet. O zaman kendisi verebilir. Baba buna rağmen evlatlarının bu fıtır sadakası borcunu ödese, baba diyelim 60 yaşında, oğlu 40 yaşında. Verebilir mi oğlunun fıtır sadakasını? Verebilir. Ona bir bağışta bulunmuş gibi olur. Onun adına da inşallah sorumluluk düşecek şekilde yerine ulaştığı kabul edilir. Burada eşinin verdiğini bilmiyor. Ayrı oldukları için de görüşme imkanı yok. Evlatlarının adına maddi durumu yerindeyse anne de bu fıtır sadakası sorumluluğunu evet. yerine getirebilir. Onun üzerine bir borç olmamakla birlikte doğrudan. Ama baba hayatta değilse, o zaman anne bunların vasisi hükmünde olacağı için, çocuklar küçükse özellikle, o zaman annenin bu sorumluluğu yerine getirmesini tavsiye ederiz. Çünkü başkası artık bu nafakayı üstlenme durumu kalmayacağı için ortada. Çocukların da malı yoksa kendilerine ait, bu durumda fıtır sadakasını annenin vermesi doğru olacaktır. Fitre kelle başı hesaplanıyor değil mi hocam aile için? Tabii kişi çocuklarının
eşinin ve kendisinin, varsa yanında baktığı annesi babası, nafakası yani para kazancı olmayan annesi babası, onların da fıtır sadakasını yerine getirmekle mükelleftir. Kaç kişi varsa o kişiler adedince bu sene Din İşleri Yüksek Kurulu 40 lira üzerinden asgari limiti belirledi. Bu fiyat üzerinden dinen zengin sayılan kişiler, ki buradaki zenginlik ölçüsü 80.18 gram altın değerinde bir mal olacak, fakat artıcı olma özelliği şart değildir. Örneğin, bunu daha önce de söylemiştik ama hatırlatmak adına ifade etmiş olalım. İhtiyaç fazlası bir arazisi var. Kendi geçimini sağladığının dışında. Veyahut da oturduğu evinin dışında ikinci bir evi var. Bu kişi dinen fıtır sadakasını vermekle mükelleftir, vermesi gerekir. Tabii ülkemizde dinen zengin sayılmasa bile fıtır sadakası ver nisabı açısından kişi ne yapar? Zekatını, fıtır sadakasını verir. Böyle bir adet gelişmiştir ki güzel de bir şeydir. Sadakayı cariye olarak da kabul edilir bu. Evet. Sorumlu değildir ama bunu verme durumunda olduğunu da hisseder ve ona göre davranır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İstanbul için imsak vakti. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Programımızın da sonuna gelmiş olduk hocam. Cenab-ı, çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah tesirini halk eylesin. Amin. Hayırlara vesile eylesin. Tutacağımız oruçlarımızı da bütün azalarımıza tutacak bir oruç olarak iftara ulaşmayı nasip etsin. Amin. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.